konferans dinleyecek halim yok. Ya bırak gideyim ya da ne yapacaksan yap. Yapma delikanlı. Beni çaresiz bırakma. Yeter ulan! Bak. Sana yalvarıyorum kardeşim. İstersen bunca adamımın önünde ayaklarına kapanayım. Senden istediğim daha fazlası değil delikanlı. Her şeyi değiştirmek senin elinde. Edeceğin bir telefon yeter. Ara getirsinler seni. Doğruyu söyle bakayım, yüzüne ne oldu? Düştüm dedim ya. Mehmet. İyi tamam, kavga ettim, ne olmuş? Kiminle? Ali ile Veli ile, çok mu lazım? Köyden gelmeyen kalmadı. Neredesin saatlerdir? Geldim işte, hem gelsem ne yapacağım ki? Bana bak, eğer bu kavganın dövüşü Mihral ile bir ilgisi varsa, eğer bir şey biliyor da saklıyorsan. Uzattın ama ya. Hayret bir şey ya. Ama ben sadece seni sevdim Fadime. Tut elimi Fadime. Bunu bana çok görme. Ana. Mihral'im oğlum. Anacığım. Anan kurban olsun sana yavrum. İyi mi? Oğlum İyi. Abla, inan ki kendini boşa özlüyorsun. Sen Ali abiyi tanımıyor musun? Senden vazgeçemeyeceğini bilmiyor musun? Sandığın kadar basit değil. Onun için mihriban eskide. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hemşire Zeynep sensin. Buyurun benim. Bak bacım, birkaç gün evvel telefonla da sormuştuk. Murat bize büyük kazık atmıştır. Baba seni sıkıştırdık, senin yanında olabileceğini söyledi. Hiç boşuna kaçmaya çalışmasın ha. Size telefonda söylemedi mi beyefendi? Murat 2 yıl önce öldü, anlamıyor musunuz? Bacım, beni dolandıralı 1 ay bile olmadı daha. Gelmez olur muyuz anam? Bostancı'ya yolumuz düşer de senin çorbanı içmeden gider miyiz? Sıkmazsan seni anlarım. Ama sıkarsan bahtiyar edersin. Rasim Bey lütfen, insanlar bize bakıyor. Rasim! Bırak diyor, duymadın mı? Diyelim ki duydum. Nasıl davranılacağını öğretmek sana mı düştü? Gözümün önünde yalnız bir kızı taciz edersen... Evet, bana düştü. Lan git şimdi! İndirin lan silahları! İndirin dedim! Bana bunun hesabını vereceksin! Bas git lan! Bas git! Sen encümen toplantısına böyle... Enişte başlatma encümeninden! Hayırdır, ne oldu? Sana söylemiştim enişte. Bitirmezsen bitersin demiştim. Allah aşkına Rasim, yine ne oldu? Yanlış yaptık enişte. Yılanın başını ufak genezmeliydik. Öyle bir dava ki bu, bitsin demek de olmuyor. Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Helal, sakin ol Rasim. Düzgünce anlat. Bak enişte, sakın yine hayır filan deyip tepeme attırma. Mihrili köpeğini Bostancı'dan söküp atmama yardım edeceksin. Zeliha kadın, 25 sene evvel gene böyle bir gece bana gelmiştin, hatırladın mı? Doğru, gelmiştim. Karnındaki eşbiri düşürmek için yine benden derman dilemiştin, bunu da hatırladın mı? Biliyorsun işte, daha çok gençtim, kendim çocuktum. Ama evinizdeki sıradan bir yanaşmayla azamla oynaşacak kadar ateşliydin, öyle mi? Cahillik işte. Günahın boynuna Zeliha kadın. Oynaştığın azam mıydı yoksa Mustafa mıydı bilemem. Yalnız şunu iyi belle. Ben derman yaparım, zehir değil. Eğer bir daha beni şerrine alet etmeye kalkarsan... o şerre kendin uğrarsın, bilmiş ol. Hadi de git şimdi. Hadi. Jandarma mı? Thank you.
Jandarma! Açın kapıyı! Jandarma! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Ne olursun Eşber, silahı ver. Jandarma seni vurur oğlum. Hadi. Eşber, hadi. Evde olduğunu biliyoruz. Açın kapıyı! Geliyorum! Eşber nerede? Teslim ol! Kaçak yakalandı komutanım! Eşber! Eşber! Bırakın oğlumu! Bana şey yapmadın! Bırakın oğlumu! Hayır! Eşber! Yavrum! Bırakın onu Eşber! Oğlum gitme! Bırakın yavrumu! Götürmeyin Eşber! 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 Götürmeyin! Beni kadın! Bırak! Hadi kızım git evine. Öldüreceğim onu! Zira çıldırdın mı sen? Geberteceğim onu! Efendim abla. Rasim, Eşber'i jandarma yakaladı. Ne zaman? Sana söylemiştim değil mi? İhbar ederse yanarız demiştim. Evde mi yakaladılar? Bahçede yakaladılar. O yaralı halde kaçmaya çalıştı. Bir şeyler yap Rasim. Avukatları ara ne olur. Tamam, ararım şimdi. Merak etme. Seyfullah, hadi gözün aydın, Eşber'i yakalamışlar. Bana ne canım, ne hali varsa görsün. Sana nesi var mı? Bundan sonra artık Fadime'yi eşek gibi almak zorunda. Kendileri bilir. Öylece ortada bırakmayı vicdanları kabul ediyorsa almasınlar. Vicdanları eder etmesine de kanun etmez, kanun. Süründürürler vallahi adamı. Neyse, Hoca Emmi'ye selam söyle. Aleyküm selam. Oğlum. Efendim ana. Sobalık odun kalmamış. Biraz odun yarar mısın bana? Yararım ana. Tamam. Ah.
Fadime! Ne oldu evladım, neyin var? Yok bir şeyim Hasbala. Bir şeyim yok. Yavrum nasıl bir şeyin yok? Gerçekten iyiyim Hasbala, sonra konuşuruz olur mu? Allah Allah. Seyfullah oğlum, Fadime'nin nesi var? Eşber'i yakalamışlar. Ona üzülmüştür. Bunda ne var ki üzülecek? Zaten teslim olmayacak mıydı? Ne teslim olması? Oyalayıp duruyorlar. Hani Mihri bana filan diye ortadan kayboluyordu ya. Hı. Meğer eşberlere gidiyormuş. Eşberlere mi? Hoca emmiden başkası bilmesin hala. Jandarmayı ben aradım. Halinden şüphelendiydim zaten. Bugün dayanamadım, takip ettim. Doğruca eşberlere gittim. İyi de evladım, bizden niye gizler ki? O kadar cahil mi bu kız? Cahil tabii. Yoksa başına bunlar gelir miydi? Kim bilir nasıl kandırdılar. Ben bir konuşayım şimdi. Söyle ona yine zırvalayıp beni çileden çıkarmasın. Aklını başına toplasın. Tamam Rasim Bey, siz merak etmeyin. Avukat İsmet Baki. Bekleyin. Komutanım, avukat Baki Bey geldi, eşberle görüşmek istiyor. Gelsin. Tamam komutanım. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Müvekkilimle görüşeceğim. Buyurun, görüşün. Geçmiş olsun. Dayım gelmedi. Dışarıda, selamı var. Bu zinciri takmaya hakları var mı? Canını yakıyorsa gevşettirelim. Hayır. Canımı sıkıyor. Eşber, tatilde değilsin. Şimdi beni iyi dinle ve sakin ol. İfade için tam 24 saatimiz var. Eğer Fadime ile evlenmeyi kabul edersen bir hafta 10 gün içinde serbest kalırsın. Aksi halde bu tür muamelelerle daha çok karşılaşacaksın. Umurumda bile değil. O mendeburla evleneceğime ölürüm daha iyi. Öyle ya da böyle doğacak çocuğun babalığını kabul etmek zorunda kalacaksın. Evlenip 2 ay sonra boşansan dahi, hapiste yatsan da bu sonuç hiç değişmeyecek. Olabilir. Duygularına davranıyorsun Eşber. Akıllı ol. Hayatını boşu boşuna zorlaştırma sakın. Rasim! Rasim ne olmuş? Neden hastaneye getirmişler? Sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Kaçarken eski yaraları açılmış. Görüşmemize izin verirler mi? Görebilir miyiz? Görüp ne yapacaksın? İyiymiş işte. Avukat çıkar şimdi. Eşber! Abla! Dilha! Korkma Eşber'im. Hepimiz buradayız. Baban, dayım, hepimiz buradayız. Abla, sakin ol. Hastanedeyiz. Rasim, sonunda korktuğumuz başımıza geldi. Vallahi enişte. Evlenip yediği halı temizleyecek. Başka çaresi yok. Laf anlatamıyor ki Rasim. Yüzü burada işte. Ne zaman laf etsem Eşber'den önce lafı ağzıma tıkı. Artık başka çaremiz kalmadı. Evlenir 2 ay sonra boşanır. Dünyanın sonu değil ya. Kabul etmiyor Rasim Bey. Söyle şuna, beni çıldırtmasın. Ne babasının ne de benim yapabileceğimiz başka bir şey yok. Kabul etmiyorsa kendine başka bir avukat tutar. Bundan böyle başının çaresine kendi bakar. Yürüyün. Bakıyorum, lojmanın önünden ayrılmaz oldun. Ne alakası var? Her zaman geçtiğim yer. Hadi hadi, yeme beni. Git işine ya. Öyle olsun.
Bak hele Davut. Tokatladığım para ailemizin geleceğidir. Her kuruşunda alın terimiz, gözyaşımız vardır. Yedirir miyiz sana? Sağlık ocağına gidip çökelim gırtlağına. Anlasın bizden kurtulamayacağını. Burada bekleyeceğiz. Burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim ya sen? Teşekkür ederim. Ablan nasıl, ne yapıyor? Siz tanışıyor musunuz? Ali'lerde tanışmıştık. Selam söyle. Söylerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Milli, hadi lan. Çok yaşa be hükümet, zamanlama bir harika. Allah senden razı olsun. Başka ne diyeyim? Dede, hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Merhaba. Hükümetin önünden geçtim. Hoş geldiniz. Şanslı gününüzdesiniz. Ben de size kek getirmiştim. Sağ olun. Buyurun. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Nesi var? Bilmem, anlamadım. Hükümet. Hükümetin önünden geçtim. Benden mi rahatsız oldun? Yok, sanmıyorum. Hem niye rahatsız olsun ki? Çay içer misiniz? Çaya hayır demem. Ben Mehriban'ın kardeşini gördüm. Aranız nasıl? Görüşüyor musunuz? Rastladıkça. Gene kime rastladın Demirci Ali? Kız Emine, hoş geldin. Bıkmadın hala demir dövmekten. Bıraktım demir dövüyorsun, geldim yine demir dövüyorsun. Hatta ağzını alamayıp yol ortasında adam bile dövüyormuşsun. Bazen hayat onu gerektiriyor. Gelsene Emine. Gelirim ama kulağını da çekerim. Bilirim, çekersin. Elinin maşası düşmemiş hala. Hadi gel içeri. Ne haber hükümet? Hoş geldin, mahallenin delisi. Hoş bulduk. Merhaba. Kusura bakma, rahatsız ettik. Misafirin de var ama. Lütfen, ben zaten kalkıyordum. Çayını içmedin. Başka zaman. Afiyet olsun. Güle güle, sağ ol. Emine. Ne var? Dövecek misin? Ana, ne yapıyorsun Allah aşkına? Görmüyor musun? Odun kalmamış kızım. Kalmamış evde delikanlı adam var. Sana mı kaldı odun kırmak? Aman kızım. Kaç gündür söylüyorum. Tamam anne deyip geçiştiriveriyor. Zorla yaptıracak halim yok ya. Nereye gitti şimdi o? Ne bileyim ben. Süslendi, püslendi, çekti gitti. Süslenmeyi gösteririm ben ona. Sen de bırak şunu, bir yerini sakatlayacaksın. Hadi kızım, gir ne içeri. Olacak iki tane odun kırıversem şurada? Ana! Bu çocuk iyice azıttı.
başımızda erkek olarak sorumluluklarını bilsin. Hadi gir içeri. Tamam kızım. Bak 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 bak. Gördün mü? Hadi oynayacaksanız oynayın. Nasılsın? Sağ ol sen. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ara sıra sağlık ocağına uğrasana, sohbet ederiz. Uğramaya çalışırım. Sen de bize gel. Tabii, neden olmasın? Ben de şimdi Ali'den geliyorum. Hükümetle ona kek götürmüştüm. İyi yapmışsın. İşin yoksa sağlık ocağına gelsene. Sana da ikram edeyim. Sağ ol. Mehmet'e bakmak için gelmiştim. Uğrama, tamam mı? Bekliyorum. Halil. Efendim Mihriban abla. Bana Mehmet'i çağırır mısın? Peki abla. Mehmet, Mihriban abla dışarıda seni bekliyor. Tamam, sağ ol. Sen benim yerime bir bak. Ben geliyorum. Abla. Ne oldu? Hadi yürü, eve gidiyoruz. Kötü bir şey mi oldu? Yolda konuşuruz. Ya abla söylesene, çatlatma insanı. Sana yolda konuşuruz dedim. Oyun oynuyorduk. Sana gidiyoruz dedim. Ne yapıyorsun? Derdin ne senin? Sen buralarda sürterken o yaşta kadın evde odun kırıyor. Boş versin. Mesele buysa insan gibi söylersin, olur biter. Ali abinin acısını benden çıkarmaya hakkın yok, tamam mı? Eş benle nişanlanmaya kalkan da ben değilim. Gebertirim seni. Of, çekmiş o. Annem yüzden biri varsa o da sensin. Seni düşünmekten yemeden içmeden kesildi kadın. Bak hala konuşuyor. Terk edilen ilk kişi sen değilsin. Yeter artık, fazla uzadı. Mehmet. Yeter be. Ne halin varsa gör. Cevap vermeyecek misin? İçimdeki yangın. Bu yangının ne olduğu anlatılamaz Emine. Söz yetim kalır. Dilim bir türlü konuşur ama yüreğim bin türlü söyler. Yine de yüreğimdeki acının binde birini anlatamaz. Ama illa da cevap bekliyorsan. Ne yapalım, kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş, öyle mi? Çocukluktan beri hepimiz sizin sevdanıza gıpta ederek büyüdük. Köyün bütün kızları Mihriban'ı kıskanırdı. Bütün delikanlılar da seni kıskanırdı. Hükümetin önünden geçtim. Gel hükümet. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Kuru bir ağaca can verecek kadar büyüktü sizin sevdanız. Öyle ki bir yandan kıskanıp bir yandan dua ederdik. Bitmez mi Mihrali? Sizin sevdanız bitmemeli. Bitti öyle mi? Hadi öyleyse yüzüme bakarak söyle. Mihriban'ı sevmiyorum de. Eşber'i yakalamışlar. Haberin var mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yenge, nasılsın? İyiyim oğlum, nasıl olayım işte. Sen nasılsın? Hatça nasıl? Uğrayamadım, kusuruma bakmasın. Asıl sen kusurumuza bakma. Gelmesi gereken bizdik. Başımız kalabalıktı, duymuşsundur. Duydum oğlum, duydum. Kemal'im gitti gideli, başımızda bela hiç eksik olmadı zaten.
Neyse, ben seni tutmayayım. Ayşe'le Rıfkı açmaya gidiyor. Size de gönderirim. Sağ ol yenge. Sağ ol. Yenge. Ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa... Biliyorum yavrum, biliyorum. Hadi kal sağlıcak. Konuşmamız lazım. Diyeceğim... Eşbir yakalamışlar. Duydum. Mezarlıkta sana söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Güzel. Aynen konuştuğumuz gibi yapacaksın. Eşber'i nişandan sonra hiç görmedin. Jandarma neden yaralandığını mutlaka soracaktır. Eğer paniğe kapılmazsan hiçbir şeyi ispatlayamazlar. Tamam, kapılmam. Mihrali. Konuştuklarınızı duydum Mihrali. Anlamadım. Saklamana gerek yok. Mihriban kadar olamadım. Benim yapmam gerekeni o yapmış. Eğer Mihriban'a bir şey olursa, eğer birinin suçu üstlenmesi gerekirse, ben hazırım bir ara. İyi akşamlar. Bırakın beni, bırakın diyorum size. Bırak. Murat nerede? Kafanız almıyor mu aptal herifler? Murat öldü diyorum size, anlamıyor musunuz? Murat ölmedi bacım. Bunu sen de, biz de çok iyi biliyoruz. Ya siz manyak mısınız? Murat öldü, öldü! Bu yaşıma kadar karıncayı incitmiş adam değilim bacım. Sana da zarar vermek niyetinde değiliz. Ama eğer icap ederse... Zeynep hemşire, seviyorum seni be. Seviyorum. Bak bacım, boşuna işi yokuşa sürmeyin. Parayı taslamam, geri istiyoruz. Hem de en kısa zamanda. Söyle Murat'a akıllı olsun. Yoksa kan akacak abacım. Emin billah kan akacak. Niye bu kadar geciktin? Salak unutmuş hanımım. Şimdi söyledi. İyi tamam. Otur sen, ben geliyorum. Sağ ol hanım. Böyle iyi. Otur diyorsam otur. Hadi. Komutan. Evet. İhtiyacım var. Al. Al bakalım. Eşber'i kimin ihbar ettiğini biliyor musun? Bilmiyorum hanımım. Eşber'i Fadime ihbar etti. Fadime mi? He ya, Fadime. Vay Fadime vay. Eşber'i ama ha? Evimize yılan sokacakmışız da haberimiz yokmuş. Eşber'in o şılıkla evlenmesine göz mü yumacağız? Ne yapabiliriz ki hanımım? Karnında Eşber'i amon çocuğu var.
Ne Eşberan'ın çocuğu? Sen inanıyor musun? Kim bilir kimden? Bak, bu işi senle ben halledeceğiz. Nasıl hanımım? Fahrettin, hayırdır, senin ne işin var burada? Ne iş olacakmış? Çocuğun karnı acıkmış, karnını doyuruyorum. Rasim aradı mı? Aradı, gelemeyecekmiş. Otur, otur. Bak şimdi beni iyi dinle. Sen öldürdün. Hayır. Ben öldürmedim. Beni sen öldürdün. Hayır. Defol. Niye öldürdün? Defol. Niye? Defol. Hayır. Hayır. Hayır, seni ben öldürmedim. Hayır. Defol. Defol. Defol, bırak beni. Defol. Hayır. 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 Allah kahretsin. Defol. 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 İlaçlarım. İlaçlarım. Hayırdır anacığım? Gene coştu. Baban çok severdi bu türküyü. Ağzı hiç boş durmazdı. Saz çalar, türkü söylerdi. Türkü söylemediği zaman hikaye anlatırdı. Daha olmadı, tutar kaldırırdı beni, halay çekerdi. Hayat doluydu Mustafa'm, hayat dolu. Hadi bismillah. Şu karşıki dağda bir topkar idi. Şu karşıki dağda bir topkar idi. Yağmur yağdı, güneş vurdu, eridi. Eridi.
dedim aman aman aman. Evvel yarın sevdiceği beniydi. Evvel yarın sevdiceği. Ne oldu? Niye kapattın radyoyu? Ne güzel dinliyorduk. Şimdi uzaklardan. Sesi. Güzeldi değil mi ana? Güzeldi ya. Ama kendi daha bir güzeldi. Adam gibi adamdı baban o. Sahi babanın sızığı ne oldu ana? Ali'ye verdiydi. Abdül'ün babasını. Keşke ben de babam gibi saz çalabilseydim. Baban aşık adamdı, bana çalardı. Sen kime çalacaksın oğul? Ana! Gel vazgeç bu inadından oğul. İnat değil bu anacığım, kaç defa anlattım. İnat. İnadın da dik alası. Katır inadı. Mihriban'ın yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen yapmazdın ana. İntikam için bile olsa babamın can düşmanıyla nişanlanmazdın. Balığı sudan çıkarsan çırpınır Mihrali. Ben de yapardım oğul. İnan ki ben de yapardım. Ama baban, Mustafa'm senin gibi yapmazdı Mihrali. Eline sağlık ana. İki lokma bir şey yeseydin. Hükümet çayı demlemiştir. Dükkanda da çok iş var. Baban nasıl oldu kızım? İyi, doktora gitti. Verdiği ilaçlar iyi geldi. İyi, Allah şifasını versin. Amin. Mehmet'in nesi var? Ne bileyim kızım. Gece gelmiş sızmış kalmış. Mehmet? Hmm. Mehmet? Yazık kız, kaldırma. Biraz daha uyusun. Buna mı yazık, bize mi? Mehmet? Hmm. Kış uykusuna mı yattın? Öyle ne oldu? Günaydın Emine abla. Of, başım çatlıyor ya. Ah be oğlum, ah be oğlum. Senin içkiyle miçkiyle ne işin olur? Ne bileyim ben ya. Ama dur, dur. Mihriban. Ah, madem ne içersin? Hoş geldin. Senden vazgeçemeyeceğini söylemiştim değil mi? Nasıl yani? Basbayağı kızım, hala kör kütük aşık sana. Mihrali mi? Yok dedem, herhalde Mihrali. Kendisi mi söyledi? Hayır, gözleri. Hadi, hadi yürü gidiyoruz. Emine. Mihrali'ye değil, Zöhre'ye gidiyoruz. Zöhre'ye mi? Mihrali'ye büyü yaptılar. Başka açıklaması yok bunun. Hadi hadi gidiyoruz. Allah Allah. Hadi. Şeytan, gir içeri. Al iş bir ayağının altına, bir güzel çiğne. Öldürsen de nafile Rasim. Bir defa kafasına takmaya görsün. Ölümlerden döndü. Yine aynı, yine aynı. Niye böyle oldu bu çocuk enişte? Kime çekti? Ne bileyim Rasim. Anlamadım gitti. Dumanlı Hoca ile görüşebildin mi? Hangi yüzle görüşeyim Rasim? Adam söylemiş söyleyeceğini. Hergele evlenmeyi kabul etse tamam. Gider konuşurum, hallederiz. Bu durumda gitsem ne diyeceğim? Yine de konuşsan. Böyle böyle bir niyetimiz vardı. Eşber salada hele bir kodese girsin. Burnunu bir sürtsünler. Bak o zaman nasıl kabul ediyor. Günaydın. 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 Savcı nerede? Şansımız yaver gitti. Savcı bey Balıkesir'e gitmiş. İfade yarına kaldı. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Şunla bir daha konuş. Ondan istediğimiz bir imza. Atsın imzayı. Ondan sonra isterse cehennemin dibine gitsin. Hadi. Tamam Rasim bey. Hayır. İsterse gören de ev tutalım. Gelsin tek başına burada kalsın. Günaydın. 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 Söylediklerimi düşündün mü? Benim düşünecek bir şeyim yok. Bak Eşber, hem aileni hem de kendini hiç yoktan perişan edeceksin. Hiç yoktan öyle mi? Görüyor musun? Halime bak. Niye bu haldeyim biliyor musun sen? Evet Eşber, biliyorum. Evlen kurtul. Oh ne güzel. Tüm geçmişini, gururunu sil at bir anda. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım ha? Hangi yüzle? Hiçbir halt bilmiyorsun tamam mı? Diyelim ki haklısın. Seni anlamıyoruz. Peki hapiste yatınca farklı mı olacak? Kendini daha mı onurlu hissedeceksin? Evet.
daha onurlu hissedeceğim. Değer mi peki? Değer ya da değmez. Baban dışarıda. Adamcağız ağlamamak için kendini zor tutuyor. İfade yarına kaldı. Bu şansı iyi değerlendir. Kendini düşünmüyorsan anneni ve babanı düşün. Söyle üzülmesinler. Başımın çaresine bakarım ben. Zahmet oldu. Zahmetsiz olan ne var ki? Söyleyin bakalım derdinizi. Söyle. Aslında ben... Beni Emine zorladı. Kızım anlatsana işte. En çaresiz dert kimindir biliyor musun? Derdini bilmeyenin. Biliyorsun da mı söylemiyorsun yoksa bilmiyor mu? Biz en iyisi kalkalım, rahatsız ettik. Ben söylesem olur mu? Derdini daha kendisi bilmiyor. Sen nereden bileceksin? Biliyor bilmesine de söylemeye çekiniyor. Hoş, sen de biliyorsundur ya. Bununla Mihrali çocukluktan beri deli gibi vurgunlar. Aptalca bir sebepten araları açık şimdi. Bana kalırsa birileri büyü yaptı. Ben de kaptığım gibi sana getirdim. Ben bu dünyada tek bir büyüye inanırım. Öyle bir büyü ki kuvvetinden önünde dağlar eğilir. İnsanın içindeki sevgidir bu, aşktır. Başka ne büyü bilirim ne fala inanırım. Seviyor mu Mihrali'yi? Sevmek de laf mı? Deliler gibi. Derdin ne öyleyse? Mihrali'nin kendisini sevmediğini sanıyorum. Bak Kemal'e. Eğer insana sevmek yetmiyorsa, illa karşılık bekliyorsa, sevda değildir bu, ihtirastır. Aşkı seç Kemal'in kızı, aşkı! Büyüt aşkını! Öyle ki, sevmek yetsin sana. O zaman, sen de seçilirsin. Hayırlı sabahlar Hasan amca. Sağ olasın Nizam, sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Bir sorun mu var? İki aydır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdin. Ne diyorsun kardeşim? İyi misin sen? Bırak bu ayakları hadi. Kolay kolay kurtulabileceğini mi sandın? Ne kuşları yakaladık biz havada kanadından. Önce lafınızı bilin de konuşun. Bakın herhalde biriyle karıştırıyorsunuz. Kimi arıyorsunuz kardeşim? Nişanlının yaşadığını inkar ettiği yetmedi mi? Yer miyiz Murat kardeş? Gördünüz mü? Size bir yanlışlık olduğunu söylemiştim. Benim adım Murat değil. Neden nişanlıyım? Kes uzatma. Para nerede onu söyle. Bana bak. İndir o silahı dedi. İndir o silahı. Hayırlı işler. Sağ ol. Bir mesele varsa halledelim. Sizi ilgilendiren bir şey yok. Ben hallederim. Sizinle alıp veremediğimiz yok. Bizim bu adamdan alacağımız var kardeş. Babamızı kandırıp parasını aldı. Bakın, size son kez söylüyorum benim adım Ali. Ne sizi tanırım ne de babanızı.
Bu sen değil misin? Bana çok benziyor ama ben değilim. Nereli bu çocuk? Amasyalı. Ben bu köyde büyüdüm. Buralıyım. 15 yıldır da bu köyde demircilik yaparım. Çıkın sokağa, kime sorarsanız sorun. İsterseniz buyurun evime götüreyim. Anamla tanıştırayım. Alın kimliğime bakın. Beyler, hadi artık rahat bırakın. Karışmayın dedim. Kim yolladı sizi? Hemşire Zeynep'i tanır mısın? Tanırım. Köyümüzün hemşiresi olur. Yeni tayin oldu. O mu yolladı? Hayır. Bu Murat denen çocuk onun eski nişanlısıymış. Onu takip ederken seni görünce... İnanmıyorsanız gidin kendisine sorun. Benim Murat olmadığımı söyleyecektir. Abdülbey'in selamını getirdik. Aleykümselam. Acil bir iş için yurt dışına çıkması gerekti. Uğrayamadığı için kusura bakmasın dedi. Bu sizinmiş. Kolay gelsin. Sağ ol. Önünden geçtim. Mirali, ne yapıyorsun lan? He? Bu kimin sazı biliyor musun hükümet? He, biliyorum. Senin. Hayır. Babamın. Nedir o çalsa lan? Çalmayı bilmiyorum ki hükümet. Ver lan, ver. Dur. Ver. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Otur kızım, ben bakarım. Selamun aleyküm Hasibe Hala. Aleyküm selam. Ver elini öpeyim. Estağfurullah. Fadime, kızım bir baksana. Hasibe Hala, Fadime ile biraz dışarıda konuşabilir miyim? Dün istemeden biraz kalbini kırdım, gönlünü alayım. Konuşun bakalım. Zaten Fadime bugünlerde bizden çok başkalarıyla konuşuyor. Sağ ol Hasibe Hala. Sen de sağ ol. Olup bitenler sinirlerimi çok yıprattı Fadime. İnan ki aklım başımda değildi. Ne olur bağışla beni. Bu olayı senden başka bilen yoktu. Sen olsan ne yaparsın? Biliyorsun, eşber benim her şeyi. Onun için ne yaptığımı bilmiyorum. Sen de benim evladım sayılırsın. Benim sizden başka kimim var? Sen çıktıktan sonra hatamı anladım. İhbar edenin kim olduğunu da öğrendim ama iş işten geçmişti. Eşber nasıl? Görüştünüz mü? Avukat görüşmüş. Sürekli seni soruyormuş.
Seninle uzun uzun konuşmamız lazım Fadime. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Eşber kazayla vurulmadı. Olanları öğrenince kulaklarına inanamayacaksın. Kim vurdu Eşber'i biliyor musun? Mihriban. Mihriban mı? Mihrel onu istemeyince Eşber'e yamanmaya çalışmış. Kaçalım buralardan, uzaklara gidelim demiş. Eşber de seni sevdiğini, hatasını anladığını söyleyince deliye dönmüş. Çekmiş vurmuş acımadan. Nasıl bulmuş ki Eşber'i? Saklanmıyor muydu? Fahrettinleri takip etmiş. Eşber'i ihbar eden de o. Ayaküstü anlatılacak gibi değil Fadime. Akşama mutlaka konuşmamız lazım. Evlendiğimize mani olmak için her şeyi yapar o Mihriban denen kız. Seni bile öldürebilir. Akşama bekliyorum. Mutlaka konuşalım. Geleceksin tamam? Tamam. Benim güzel kız. Mutlaka bekliyorum. Zila, akşam saati ne bu temizlik telaşı? Ne? Temizliğin zamanı mı olurmuş? Şuranın tozuna, toprağına bak. İyi, ben dışarı çıkıyorum. Dumanlı Hoca'yla konuşacağım. İyi, selam söyle. Azam seni görmedi değil mi? Görmedi hanım. Gitti. Hadi Azam'ım. Göreyim seni. Eşber senin bu yaptığını öğrenince seninle gurur duyacak. Hadi acele et. Gidiyorum hanımım. Hadi. Seni şıllık seni. Bu evin gelini olmak ne haddine. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden. Hasbala, Eminelere bir 10 dakika gidip gelebilir miyim? Evladım, tabii git. İstediğin yere git. Sana kızmamın sebebi şu. Bir geliyorsun, iki gözün iki çeşme. Ne oldu diyoruz, derdini anlatmıyorsun. Biz senin anan baban yerindeyiz evladım. Tek dileğimiz senin mutlu olman. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Allah 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 Allah. Bismillah, 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 bismillah. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 bismillah. Allah, 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 Allah. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Yine sıkışmış. Hay Allah, bir de ben bakayım. İyi akşamlar. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk Hasbala.
Fadime de tam size geliyordu. Geç kızım. Bismillah. Bismillah. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur Azam Bey. Seni dinliyorum. Vallahi hocam, niyetimizi Zilha daha önce anlattı size. Evet anlattı. Ben de ona dedim ki gitsin teslim olsun. Sonrasına bakarız. Doğru buyurmuşsunuz. Ben doğru buyurdum da Azam Bey, siz doğru eylemediniz. Af buyurunuz, anlayamadım. Hangi konuda? Yalansa günahı söyleyenin boynuna. Eşber'i günlerdir evde sakladığınız yolunda laflar geldi kulağıma. Zavallı Fadime, dört gözle istemeye gelmenizi bekler Azam Bey. Bu ne menem şeydir. Beni bilirsiniz hocam. Allah'tan korkar, kuldan utanırım. İsterim ki her şey tatlıya bağlansın. Huzursuzluk olmasın. Ama bana rağmen, yani istediğim halde engel olamadığım bazı şeyler olmadı değil. Niye engel olmadın peki, biliyor musun? Allah hocam, ne dersiniz deyin artık. Fakirlik ve zaruret insana ölüm korkusu verir Azam Bey. Ama insanı hür bırakır. İşte sen bu hürriyeti esirliğe tercih ettin. Cismani, yağlı, tatlı şeyler temiz ve hoş görünür insana. Fakat bir gece geçtikten sonra bunlar insanda pislik olur. İnsan cisme değil, ruha gıda olabilecek şeyler yemeli ki kanatları bitsin, uçmayı öğrensin. Ana! Fahrettin! Şey yap! Bir yanlışlık oldu. Fadime! Fadime mi? Ne yapacaktın Fadime'yi? Şey yap! Karnına belene vurup çocuğunu düşürtecektim. Hem Eşmeram'dan gebe değilmiş ki. Ne zırvalıyorsun sen? Kim söyledi sana bunları? Zilha Hanım! Kimseye söyleme bunları. Hadi defol evine! Tamam ağam. Zilha! Azam! Azam Zilha! Ne oldu? Seni Allah'ın cezası! Azam! 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 Azam sen delirdin mi? Azam ne yapıyorsun? Azam! Delirdin mi, ne yapıyorsun? Delirdim ya! Sen benim başıma bela mısın? Seni bana parayla mı verdin? Yaptıkları yetmedi mi? Seni şirret! Seni hayasız, vicdansız! Edepten nasıl kalmış kadın! Azam efendi, Azam efendi! Ben bu yaşıma kadar tokat bile yemedim. Bu yaptığını unutma! Bu yaptığını unutma! Bu yaptığını unutma! Ödeteceğim bunu! Bu yaptığını! Baba adı? Azam. Ana adı? Zeliha. Medeni hal? Bekarım. Meslek? Serbest. Vücudunda dört kurşun yarısı tespit edilmiş. Bunların sebebini ve kimin yaptığını öğrenebilir miyim?